Madam, ben de sizi arıyorum. Sizi yalnız bulmaktan sevindim. Ne diye arıyorsun beni? Benim sizinle işim yok. Beşiktaş sizinle görüşmek istiyorum. Evine çağırdım. Benim onunla konuşacak bir şeyim yok. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Gelmeyeceğim diyorum. Duymuyor musun beni? Kendi isteğinizle gelmezseniz sizi zorla götürme konusunda emir aldım. Eşkıya mısın sen? He? Ne diye zorla beni buraya getirttirdin? Hoş geldiniz madame. Merci, François'a gidebilirsin. Bugün yaşananlarla ilgili konuşmak istedim. Yetmedi mi ettiklerin? Azize yalan söyledin, beni de günahına ortak ettin. Hakikati söyleseydim. Tahmin etmeliydim. Bugün olanlardan bir ders çıkarttığınızı düşünmüştüm fakat yanılmışım. Hiçbir ders almamışsınız. Hala bana kafa tutuyorsunuz. Ya ne yapacaktım? He? Fenalıklarına rağmen susacak mıydım? Ben size bir fenalık yapmadım. Tam tersine size iyilik yaptım. Düştüğünüz zor bir durumdan kurtardım sizi. Beni o hale sen düşürdün. Sizi zor bir durumdan çıkartabildiğim gibi Aziz Paydar'ın elinden de kurtarabileceğimi görmenizi istedim. Gece aramızda geçenler Aziz Paydar duysa ne düşünür, ne yapar tahmin edebiliyorsunuz. İyi ki gitmedin Erdem. Gitseydin bizden geriye bir şey kalmazdı. Sen bana eziyet ediyorsun. Sen bütün ancını benden çıkarıyorsun. Senin hiç mi Allah korkun yok? Düşünüyorum. Ben de Allah korkusu yok. Ayrıca size eziyet ettiğimi de düşünmüyorum. Tam tersine. Eğer yarın öğlen saatlerinde buraya gelirseniz bu da sizi çok güzel bir sürpriz bekliyor. Ben senden gelen hiçbir şey istemiyorum. Sen beni kendine köle etmek istiyorsun değil mi? Yok. Gel deyince geleceğim, git deyince gideceğim. Hayır. Eğer böyle düşünürseniz ben üzülürüm. Siz bir köle değilsiniz. Kölelerin seçim şansı yoktur fakat sizin bir seçim şans var. Eğer yarın buraya gelirseniz bu da sizi çok güzel bir sürpriz bekleyecek. Gelmezseniz Aziz Paydar'a bildiğim her şeyi anlatırım. Seçim sizin. Efendim, başlayın. Lakin bu tezgahı niçin buraya kurdunuz? Hala Doktor Jean-François, gözlerimin önünde paha biçilmez bir halı. Neye geldi ki bu şimdi? Ne diye geliyorsun evime kadar? Şu piyasa size randevunuzu hatırlattım emretti. Ya Aziz evde olaydı. Ne olacaktı o vakit? O zaman siz de beni buraya gelmek zorunda bırakmayın madam. İyi sen git. Gelirim ben. Geleceksin. Yürüyün. Yoksa zorluk. Hop. Şişt. Ne yapıyorsun sen ya? Çek elini hanım okulundan çek. Elini çek. Abi. Bırak. Abi. Yok bir şey. Ben kendim gideceğim. Nereye gidiyorsun sen? Aziz ameliyat olduydu ya hani. Ben mevzu çıkarmıştım doktor için. İmza atmam gerekiyormuş benim. Ben de geleyim o zaman. Abi yok. Yok gelmene gerek yok. Sen evde kal hatta Azize de bir şey söyleme. Telaş etmesin boşuna. Tamam mı?
Abi tamam mı? Tamam. 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 Yürüyün. Geciktiniz mi adam? Bir daha sakın ola ki o yardımcını falan yollamayasın çiftliğe. Ne kadar cüretkâr olduğumu görsünüz. Nasıl diyorsunuz? Göresiniz diye yaptım. Ben seninle ilgili hiçbir şey duymak da bilmek de istemiyorum. Ben yıldım artık senden, biliyor musun? Bu oyunlarından da kötü kalbinden de yıldım gayrı. Demek Aziz Paydar'a her şeyi anlatacaksınız öyleyse. O halde gidebilirsiniz. Merci. Oysa ki... sizden son bir şey isteyecektim. Son derece masum bir şey. O şey de olduktan sonra artık aramızdaki ilişki sonsuza kadar bitecekti. Neyse. Daha ne isteyeceksin ki sen benden? Sizin çok iyi yaptığınız bir şey. Acaba ne? Sizden benim için bir hale dokumanızı isteyecektim. Ne diyordu Aziz Paydar? Sizin için kuş, bulbul. Bizim hikayemizi anlatan bir halı dokumanızı istiyorum. Madam Bulbul. Her gün buraya geleceksiniz. Birkaç saat burada halı dokuyacaksınız. Ben de o koltukta oturup sizi izleyeceğim hepsini. Bana ettiğin bu eziyet hiç bitmeyecek değil mi? Bu bitse başka bir şey isteyeceksin. Yapmayacağım desem tehdit edeceğim beni. No madam. Siz bana halıyı teslim ettikten sonra aramızdaki her şey sonsuza kadar bitecek. Aziz Paydar da aramızda geçen hiçbir şeyden haber olmayacak. Söz veriyorum. Biraz düşünün. Eğer kararınız halı yönünde olursa sizi bu akşam saat 7'de buraya bekliyorum. Ya olmazsa? Şimdilik bunu düşünmeyelim. Ben bu konuda müspet bir karar vereceğinize inanıyorum. Çok daha kötü şeylere kabul ettiniz bugüne kadar önceden. Benimle böyle oynayabileceğim. Yetti gayrettin zulüm. İyi ki gitmedin Nefli. Gitseydin bizden geriye bir şey kalmazdı.
Biraz düşünün. Eğer karanız hala yolu dolusa sizi bu akşam saat 7'de buraya bekliyorum. Affedersiniz efendim. Misafiriniz var. Ha, kim? Gümrük memurluğu geldiler. Ha. Meşgul olduğumu söyle. Emredersiniz efendim. Biraz düşünün. Eğer kararınız hala yönünde olursa sizi bu akşam saat 7'de buraya bekliyorum. Belki de gitmedim diye her şeyi anlattı aslında. Yoksa ondan mı gelme Danseve? Aziz bu defa bir yeri sağ bırakmaz. Allah'ım ne olur bir şey olmaz. Yok. Yok böyle olmayacak. Böyle olmayacak. İnsan bazen nasıl bir ateşle oynadığını görmez. Sen de görmüyorsun. Fakat o ateş seni çoktan sardı. Madame Efna.